Herkese merhaba. İkinci Dünya Savaşı serimize devam ediyoruz ve bugün Almanya'nın Balkanlar ve Afrika'daki savaşlarını ve sonun başlangıcı olacak Barbarossa Kod adlı Rusya'nın işgali operasyonunu konuşacağız. İngilizlerin devam eden direnişi Hitler'in bir kez daha takvimini değiştirmesine neden olmuştu. SSCB'ye karşı bir sefere yönelik işgalin başlangıçta 1943 civarında başlaması planlanmıştı. O zamana kadar bir dizi işgalle Almanya'nın Avrupa kıtasının geri kalanındaki konumunu güvence altına alması ve bir tür uzlaşmaya varması gerekiyordu. Ancak Temmuz 1940'da Büyük Britanya'nın hala yenilmez olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek Almanya düşman olduğunu görünce Almanya'nın yenilmezliğini göstermek için Sovyetler Birliği'nin Avrupa kısmının fethinin Mayıs 1941'de yapılması gerektiğine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa'ya müdahale etmekten caydırmak da amaçlanıyordu. Çünkü SSCB'nin ortadan kaldırılması Japonya'nın uzak doğu ve Pasifik'teki konumunu güçlendirecekti. Ancak 28 Ekim 1940'da Hitler'e projesinin yalnızca ufak ipuçlarını veren Mussolini, Arnavutluk'tan 7 İtalyan tümenini yaklaşık 155 bin adamı Yunanistan'a karşı ayrı bir savaşa soktu. Bu Hitler'i çileden çıkardı. Mütefikinin kuvvetleri 8 Kasım 1940'ta sınırın birkaç mil ötesinde Yunanlar tarafından durdurulmakla kalmadı. Aynı zamanda General Alexandras Papagos'un 14 Kasım'da Yunanları Arnavutluk'un bir kısmını ele geçirmişti. Dahası İngiliz birlikleri Girit'e çıktı ve bazı İngiliz uçakları Atina yakınlarındaki üslere gönderildi. Bu sayede Romanya petrol sahalarına saldırabilirlerdi. Son olarak Yunanların başarısı o zamana kadar mihver güçlerinin önerilerine karşı dikkatli olan Yugoslavya ve Bulgaristan'ın tamamen tarafsız bir politikaya dönmesine neden olmuştu. Mussolini'nin paralel savaşında Almanya'nın yardımına muhtaç olduğunu gören Hitler, Kasım 1940'da Macaristan, Romanya ve Slovakya'yı sırasıyla Almanya, İtalya ve Japonya'nın 27 Eylül'de imzaladığı üçlü pakta çekti. Ayrıca Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a yapılacak bir saldırı için Romanya'nın güneyinde Alman birliklerinin toplanması konusunda da Romanya'nın onayını aldı. Bu arada Alman 12. ordusu 2 Mart 1941'de Tuna Nehri'ni Romanya'dan geçerek Bulgaristan'a geçmişti. Sonuç olarak 21 Şubat'ta imzalanan Yunan-İngiliz anlaşması uyarınca Mısır'dan 58 bin kişilik bir İngiliz seferi kuvveti 7 Mart'ta Yunanistan'a çıktı. Daha sonra 27 Mart 1941'de Yugoslav hükümetinin Mifer Paktı'na katılımını Viyana'da imzalamasından 2 gün sonra General Duson Simović liderliğindeki bir grup Yugoslav ordusu subayı Belgrad'da bir darbe gerçekleştirdi ve onu devirdi. Naipliğin 17 yaşındaki Kral Peter II. leyin olması ve eski hükümet politikasının tersine çevrilmesi amaçlanıyordu. 6 Nisan 1941'de Almanlar 24 tümen ve 1200 tankla hem Yugoslavya'yı hem de Yunanistan'ı işgal etti. Operasyonlar Almanya'nın daha önceki yıldırım harekatları ile aynı şekilde gerçekleştirildi. Büyük hava saldırıları Belgrad'ı vururken List'in 12. ordusu Bulgar sınırlarından batıya ve güneye, Kleist'in zırhlı grubu Sofya'dan kuzeybatıya ve Weichs'in 2. ordusu Avusturya'dan güneye ve batı Macaristan'a doğru ilerledi. 12. ordunun Üsküp üzerinden Arnavutluk sınırına ilerlemesi, Yugoslavya ile Yunanistan arasındaki iletişimi 2 gün içinde kesti. Niş 9 Nisan'da Kleist'in, Zagreb ise 10 Nisan'da Weitz'in eline geçti ve 11 Nisan'da İtalyan 2. ordusu İstriya'dan Dalmatya'ya ilerledi. Belgrad'ın Romanya'daki üstlerden Alman kuvvetlerine düşmesinin ardından Kuzey Anadolu'daki tek taarruzu çökmüş olan Yugoslav ordusunun geri kalanı Bosna'da kuşatıldı. Teslim belgesi 17 Nisan'da Belgrad'ta imzalandı. Bu arada Yunanistan'da Almanlar 9 Nisan 1941'de Selanik'i ele geçirdiler ve ardından yan yana doğru bir saldırı başlattılar. Böylece Yunan ordusunun büyük bir kısmı Ardoluk, sınırında kalmıştı ve iki taraf arasındaki iletişim kesilmişti. İzole edilmiş ana kuvvet 20 Nisan'da, Yunan ordusu ise 22 insanı bir bütün olarak teslim oldu. İki gün sonra bir İngiliz arka muhafızı tarafından savunulan Termofili geçişi 27 Nisan'da Atina'ya giren Almanlar tarafından ele geçirildi. İngiltere'nin Yunanistan'daki 50 bin kişilik gücünün geri kalanını tüm tanklarını ve diğer ağır ek ekipmanlarını geride bıraktıktan sonra büyük zorluklarla alelacele tahliye edildi. Alman Hava indirme Birlikleri 20 Mayıs 1941'de Girit'e, Kaneya e, Suda bölgesindeki Malama'ya, Retimino'na ve Iraklı'na çıkarma yapmaya başladı. Müttefiklerin başkomutanı Yeni Zelanda Seferi Kuvvetleri'nden General Bernard Cyril Frebeck'e adayı tahliye etmesi yetkisi verilmeden önce karada ve denizde her iki tarafıda da ağır kayıplar veren çalışmalar bir hafta boyunca devam etti. Son savunmalar 31 Mayıs'ta Retimnon'da yenilgi uğratıldı. Almanlar tarafından Girit'te alınan savaş esirlerinin sayısı alınan Yunanların yanı sıra 15 binden fazla İngiliz ve İngiliz milletler topluluğu askerinden oluşuyordu. Adanın etrafındaki savaşlarda Alman hava saldırıları İngiliz Akdeniz filosuna ait 3 Afif kruvazörü ve 6 destroyer'ı batırdı. Ve üç savaş gemisine bir uçak gemisine altı hafif kruvazör ve 5 destroyer hasar vermişti. Bulgar birlikleri Doğu Makedonya ve Batı Trakya'nın çoğunu işgal ederken, teorik olarak Atina'da Kukla bir hükümete tabi olan Yunanistan'ın ana karasının geri kalanı, Atina bölgesi, Selanik bölgesi ve Dimotiko bölgesi olmak üzere üç bölge dışında askeri olarak İtalyanlar tarafından işgal edildi. Almanlar ayrıca kendilerini Trakya şeridini, Midilli, Sakız Adası, Sisa, Melos ve Girit'i de işgal altına almıştı. Aynı dönemde Kuzey Afrika'da da savaş sürüyordu. İtalya, Haziran 1940'da Büyük Britanya'ya savaş ilan ettiğinde, bugünkü Libya, Sirenaika'da Mareşal Rodolfo Graziani'nin komutasında yaklaşık 300 bin adam vardı. Bu güçlerin arasında Batı çölü yer alıyordu. Burada İngilizlerin elinde bulunan en batıdaki konum Sirenaika 190 mil doğusundaki Mersa Matru idi. İtalyanlar Eylül 1940'da Mersa Matruh'un 270 mil batısındaki Sayedi Barani'yi işgal etti. Ancak altı dümeni geniş bir şekilde ayrılmış kamplardan oluşan bir zincire yerleştirdikten sonra haftalarca başka hiçbir şey yapmadılar ve bu süre zarfında İngiliz komutan Wawel bazı takviyeler aldı. Sadece Mısır'ı değil, İtalyanlara karşı Doğu Afrika cephelerinde de komuta eden Wawel ilk olarak Kuzey Afrika'ya saldırmaya karar verdi. 7 Aralık 1940'da Tüm General Richard Nugent O'Connor komutasındaki yaklaşık 30 bin adam 80 bin İtalyana karşı Mersa Matrut'tan batıya doğru ilerledi. Ancak Sidi Barani'deki İtalyanların yalnızca 120 tankı varken O'Connor'ın 275 tankı vardı. Geceleri kale zincirindeki bir boşluktan geçen O'Connor'ın güçleri İtalyan kamplarından üçüne baskın düzenlerken 7. zırhlı tüme zaten oradaydı. İtalyanların kıyı boyunca batıya doğru geri çekilme yolunu kesiyordu. <laughs> 10 Aralık'ta Sidi ya yakın mevzilerin çoğu istila edildi ve 11 Aralık'ta yedek tanklar Bukbuk'un ötesindeki sahile doğru bir kuşatma daha yaparak geri çekilen büyük bir İtalyan kolunun önünü kesti. 3 gün içinde İngilizler yaklaşık 40 bin esir almıştı. Sirenaika'nın fethini tamamlamak için İngilizlerin Bingazi Limanı'nı almaları kalmıştı. Ancak 3 Şubat 1941'de O'Connor İtalyanların Bingazi'yi terk etmek ve sahil yolundan batıya agaylaya doğru çekilmek üzere olduklarını öğrendi. Bunun üzerine cesurca 7. Zırhlı Tümen'e çöl iç bölgesine geçmesini ve Agelia'nın doğusundaki sahil yolunu keserek İtalyaların geri çekilmesi engellenmesi emretti. 5 Şubat'ta 33 saatte 270 kilometrelik bir ilerlemenin ardından İngilizler İtalyanların Bedafom'un güneyindeki geri çekilme hattını kapatıyordu. Ve 6 Şubat sabahı ana İtalyan birlikleri ortaya çıktığında savaş başladı. İtalyanların toplamda İngilizlerin neredeyse 4 katı kruvazör tank olmasına rağmen Ertesi sabah 60 İtalyan tankı hasar gördü. Sonra 40 tanesi daha savaş dışı kaldı ve Graziani'nin ordusunun geri kalanı kalabalıklar halinde teslim alıyordu. Yalnızca 3000 kişilik ve 29 tanktan oluşan İngilizler sadece 3 tank kaybetmişti. Ve karşılığında 20 bin esir, 120 tank ve 216 silah ele geçirmişti. 6 Şubat'ta genç general Erwin Rommel İtler tarafından İtalyanlara yardım etmek için mümkün olan en kısa sürede gönderilecek olan iki Alman mekanize tümenine komut etmek üzere atanmıştı. Trabluskarp'a varan Rommel, elindeki güçlerle bir saldırı denemeye karar verdi. Tükenen İngiliz gücüne karşı hızla ve parlak bir şekilde başarılı oldu. 24 Mart'ta Agelai ve 31 Mart'ta Brega'yı kolaylıkla işgal ettikten sonra iki yeni İtalyan tümeninin desteklediği 50 tankla 2 ay hareketsiz kalma emirlerine rağmen 2 Nisan'da ilerlemesine devam etti. İngilizler ertesi gün Bingazi'yi tahliye etti ve yolda çok sayıda tankını kaybederek Mısır'a hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı ve Meşili'de kuşatılmış büyük bir zırhlı kuvvet 7 Nisan'da teslim olmak zorunda kaldı. 11 Nisan'a gelindiğinde Tobruk dışındaki tüm Sirenayka Remur'un Rommel'in cesur girişimiyle yeniden fethedildi. Esas olarak 9. Avustralya tümeni tarafından garnize edilen Tobruk kuşatmaya karşı direniyordu ve Rommel İngilizlerin bölgeyi rahatlatmaya yönelik iki girişimini mağlup etmesine rağmen İkmal hatları aşırı uzadığı için Mısır sınırındaki saldırısını askıya almak zorunda kalacaktı. Kuzey Afrika stratejisinin başarısı Churchill'ın Almanya'ya karşı bir Balkan cephesi yaratma hayaline ki bu 1941'de Yunanistan'daki mağlubiyet İngilizler için 1915'te yaşadıkları Çanakkale Boğazı'ndan neredeyse daha az felaketti. Bu uğurda feda edilmişti. Yine de Mısır İngilizlerin elindeydi ve İtalyan Doğu Afrikası'nın yok edilmesi ve böylece güneyden Süveyş kanalına veya kuzeyden Kenya'ya yönelik her türlü tehditin ortadan kaldırılması önemli olacaktı. Ağustos 1940'da İtalyan kuvvetleri geniş çaplı bir saldırı düzenledi ve İngiliz Somaliland'ını ele geçirdi. Bununla birlikte Wawel, eski Etiyopya İmparatoru, Haile Selassie'nin Etiyopyalıları İtalyanlara karşı vatansever bir isyanla savaştıracağı noktasında işbirliği yapacağına dair güvence altına almıştı. Ve Haziran ayında Dukadeosta, Amedio di Savio komutasındaki 200 bin adam ve 325 uçağa karşı yalnızca yetersiz kaynakları kullanmış olmasına rağmen Sudan'daki birlikleri yıl sonundan önce iki Hint üniteni tarafından takip edildi. Haile Selassie ve İngiliz binbaşı Orde Wingate İki tabur Etiyopyalı sürgünle birlikte Sudan sınırını doğrudan Etiyopya'ya geçtikten sonra General William Platt ve Hint tümenleri 19 Ocak 1941'de Eritre'yi işgal etti ve hemen hemen aynı anda General Alan Cunningham komutasındaki Kenya'dan gelen İngiliz birlikleri İtalyan Somaliland'ına doğru ilerledi. Platt'ın Doğuya doğru Eritre'ye doğru ilerleyişi 5 Şubat'ta Keren'de durduruldu. Burada General Nicolangelo Carnimeo komutasındaki en iyi İtalyan birlikleri kayalıklardan oluşan bir bariyerle kolaylaştırılan sert bir savunma oluşturmuştu. Ancak Keren 26 Mart'ta düştüğünde Platin, Asmera ve Misave ve ardından Eritre'den güneye Etiyopya'ya giden yolu nispeten kolay olacaktı. Bu arada Cunningham'ın birlikleri kuzeye Etiyopya'ya doğru ilerliyordu ve 6 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya girdiler. Sonunda Duca d'Aosta, Platon sütunu ile Kuningum'un sütunu arasında kalmıştı ve 20 Mayıs'ta o ve kuvvetlerinin ana kısmı teslim oldu. 1940'ta Irak'ta Kral Faysal'ın naibi Prens Abdülillah'in hükümeti savaş konusunda kendi içinde bölünmüştü. Kendisi ve Dışişleri Bakanı Nuri Es Said İngiliz yanlısıydı. Ancak Başbakanı Reşit Ali El Galyani'nin Alman yanlısı eğilimleri vardı. Ocak 1941'de görevinden istifa eden Raşit Ali, 3 Nisan'da bazı subayların yardımıyla Bağdat'ta iktidarı ele geçirdi ve geçici olarak görevde olmayan Naip'in tahttan indirildiğini duyurdu. Görünüşte 1930 İngiliz-Irak anlaşması uyarınca Irak toprakları üzerine asker taşımaklarını kullanan İngilizler 19 Nisan'da Basra'ya asker çıkardılar ve Irak'ın bu birliklerin başka çıkarma yapılmadan önce Filistin'e gönderilmesi yönündeki taleplerini reddettiler. Irak birlikleri daha sonra Bağdat'ın batısındaki Habaniyat'taki İngiliz hava üssünün çevresinde yoğunlaştı. Ve 2 Mayıs'ta oradaki İngiliz komutan ilk önce Iraklar saldırısını diye bekliyordu. Habaniyat'a üstünlük kazanan ve Filistin'den takviye alan İngiliz birlikleri hava üssünden Bağdat'a yürüdü. 30 Mayıs'ta Raşit Ali ve arkadaşları İran'a sığındı. Abdullah naip olarak yeniden görevlendirildi. Nuri başbakan oldu ve İngiliz askeri varlığı onları desteklemek için kalacaktı. Raşit Ali'ye yönelik Alman askeri malzemeleri ona yararlı olamayacak kadar geç gönderilmişti. İngilizler ayrıca Suriye ve Lübnan'ın tamamen minfer kontrol altına girmesi ihtimaline karşı oraya da müdahale etmeye karar verdi. Sonuç olarak General George Catro komutasındaki Özgür Fransız Kuvvetleri, Britanya, Avustralya ve Hindistan'ın desteğiyle 8 Haziran 1941'de Filistin'den her iki ülkeye de gönderildi ve bir hafta sonra İngiliz kuvvetleri Irak'tan Suriye'yi işgal etti. İşbirlikçi Fransız denizin güçleri özellikle özgür Fransızlara karşı beklenmedik derecede sert bir direniş gösterdi. Ancak sonunda teslim olmak zorunda kalmışlardı. 14 Temmuz'da Akka'da bir ateşkes imzalandı. 25 Temmuz'da yapılan bir düzenleme ile Özgür Fransa, Suriye ve Lübnan'daki bölgesel komutayı İngilizlerin stratejik kontrolüne bıraktı. Ve en önemli konu olan Almanya'nın sonun başlangıcı dediğimiz Barbarossa harekatı başlayacaktı. Barbarossa harekatı 2. Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği işgalinin kod adıydı. Alman birliklerinin harekatta Sovyet güçlerin yenilgiye uğratamaması savaşta önemli bir dönüm noktasının sinyalini veriyordu. Her ne kadar Adolf Hitler 1939 Alman Sovyet saldırmazlık paktından dolayı övünüyorsa da İkinci Dünya Savaşı ikinci yılına girerken Bolşevizm karşıtlığı onun en derin duygusal inancı olarak kalmıştı. Sovyetlerin Haziran 1940'ta Baltık ülkelerini, Besarapya'yı ve Kuzey Bukunavya'yı işgal etmesinin ardından Sovyet güçlerini Almanya'nın bağlı olduğu Romanya petrol yataklarının yakınına getirdi. Hitler'in Sovyet rejimini devirmeye yönelik uzun süredir devam eden ilgisi artmıştı. Sovyet lideri Joseph Stalin'in niyetlerinden son derece şüphelenmeye başladı ve Sovyetler Birliği uğraşmadan önce başlangıçta planladığı gibi Batı Avrupa'ya boyun eğdirmenin tamamlanmasını beklemeye en sonunda gücün yetmeyeceğini anlamıştı. Hitler ve generalleri başlangıçta SSCB'nin işgalini Mayıs 1941'in ortası olarak bir anlamışlardı. Mayıs 1941'in ortası. Ancak o yılın Nisan ayında Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal etmenin öngörülemeyen zorunluluğu onları Sovyet işgalini Haziran sonuna ertelemeye zorladı. Hitler'in Balkan zaferlerinin hızlılığı revize edilen bu takvime uymasını sağladı. Ancak 5 haftalık gecikme SSCB'nin işgalini gerçekleştirme süresini kısalttı ve bu durumun ciddi olacağı ortaya çıkacaktı. Çünkü 1941'de Rus kışı normalden daha erken gelecekti. Bununla birlikte Hitler ve Alman ordusu yüksek komutanlığı başkanları yani orada başkomutanı Walter von Brauchitsch ve ordu genelkurmay başkanı Franz Halder Kızıl Ordu'nun 2 ya da 3 ay içinde yenileceklerine ve 2 Mayıs sonuna kadar Almanların başmenekten Astrahana kadar uzanan hattın batısındaki Rusya ve Ukrayna'nın tüm Avrupa bölümünü fethedeceğini iddia ediyordu. Sovyetler Birliği'nin işgaline başlangıçta Friz operasyonu kodadı verildi. Ancak hazırlıklar başladıkça Hitler, Avrupa'da Alman üstünlüğünü kurmaya çalışan Kutsal Roma İmparatoru Frederick Barbarossa'nın 1152 ve 1190 yıl arasında hüküm sürmüştü. Onun onuruna Barbarossa Operasyonu adını verdi. Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen sefer için Almanlar toplamda yaklaşık 3 milyon kişiden oluşan yaklaşık 150 tümeni tahsis etti. Bu birlikler arasında 19 panzer tümeni vardı ve Barbarossa Kuvveti'nin toplamda yaklaşık 3000 tankı, 7000 topçu silahı ve 2500 uçağı vardı. Aslında insanlık tarihinin en büyük ve en güçlü işgal gücüydü. Almanların gücü Fin ve Rumen birliklerinin 30'dan fazla tümeniyle daha da arttırıldı. Sovyetler Birliği Almanların iki ya da belki üç katı kadar tank ve uçağa sahipti. Ancak uçakları çoğunlukla eskimişti. Ancak Sovyet tankları Almanlarınkine hemen hemen eşitti. Hitler'in zafer şansının önündeki en büyük engel Alman istihbarat servisinin Stalin'in SSCB'nin derinliklerinden çıkarabileceği asker rezervlerini hafife almasıydı. Almanlar SSCB'nin batı kesimlerinde yaklaşık 150 tümen olduğunu doğru bir şekilde tahmin ediyordu. Ancak Ağustos ortasına kadar Sovyetler aslında 200'den fazla yeni tümen çıkararak toplamda 360 tümene ulaştı. Sonuç olarak Almanlar üstün teknikle Sovyet ordularını parçalamayı başarsa da daha sonra yeni tümenlerle yolları tıkanacaktı. Yanlış hesaplamanın etkileri daha da arttı çünkü Hitler ve danışmanları ilk zaferlerinden sonra hangi yolu izlemeleri gerektiği konusunda uzun tartışmalar yaşarken Ağustos soyunun büyük bir kısmı boşa gitti. Almanların hesaplarındaki bir başka faktör de tamamen politikti. Ancak daha az hatalı değildi. İşgalden sonraki 3 ila 6 ay içinde Sovyet rejiminin iş destek nedeniyle çökeceğine inanıyorlardı. 22 Haziran 1941'de Alman taarruzu 1940'daki Fransa işgalinde olduğu gibi aynı komutanlar yönetimindeki 3 ordu grubu tarafından başlatıldı. Solda kuzeyde General Wilhelm von Leib komutasındaki bir ordu grubu Doğu Prusya'dan kuzeye saldırdı. Baltık devletleri ve şimdiki Peter, St. Petersburg olan Leningrad hedefti. Sağda güneyde General Gerd von Rundstedt komutasındaki başka bir ordu grubu ve General Paul Ludwig von Kleist komutasındaki zırhlı bir grup Güney Polonya'dan Ukrayna'ya Kiev'e doğru ilerledi. Oradan da Güneydoğu'ya Karadeniz'e doğru inecekti. Son olarak merkezde Pripet bataklıklarının kuzeyinde asıl darbe General Fedor von Bock'un ordu grubu tarafından gerçekleştirildi. Bir zırhlı grup General Heinz Guder'in komutasında, diğer ise General Hermann Hort'un komutasındaydı ve Kuzeydoğu'ya doğru, Sumanesk ve Moskova'ya doğru ilerliyordu. 2900 kilometrelik bir cephe boyunca yapılan işgal, Sovyet liderliğini tamamen şaşırtmıştı ve Kızıl Ordu'yu hazırlıksız ve kısmen terhis edilmiş bir durumda yakalamıştı. Bokun grubunun Güney Kanada'nın bir parçası olarak Guderian'ın tankları işgalin ilk gününde sınırın 80 km ötesini geçmişti ve 27 Haziran'da sınırın 320 km ötesindeki Minsk'teydi. Kuzey Kanadı'ndan saldıran Hot'un tanklarıyla birleşti. Ancak Bokun piyadeleri bölgedeki Sovyet birliklerinin kuşatılmasını tamamlayacak kadar hızlı takip edemedi. Her ne kadar çıkıntıda 300 bin esir alınmış olsa da Sovyet kuvvetlerinin büyük bir kısmı doğuya kaçmayı başardı. Sovyet orduları Fransızların 1940'da yaptığı gibi beceriksizce idare edildi ve tank güçlerini bölük bölük, bölük elemlerle çarşur etti. Ancak izole Sovyet birlikleri Fransızların göstermediği bir inatla savaştı ve onların direnişi yolu kapatmaya devam ederek fren etkisi yapıyordu. 10 Temmuz'da Dinyaper nehrini geçeren Guderian'ın tankları 6 gün sonra Sumalensk'e girdiğinde ve Hot'un Witsesk'e doğru ilerlemesiyle birleştiğinde de sonuç benzerdi. 200 bin Sovyet esiri alındı. Ancak bazı Sovyet güçleri tuzaktan desnatırın çekildi ve Alman zırhının arkasında büyük bir direnç bölgesi oluştu. Üstelik Temmuz ortasına gelindiğinde bir dizi yağmur fırtınası kumlu Rus yollarını tıkanmış çamura dönüştürüyordu. Tankların arkasındaki Alman nakli araçlarının tekerlekli araçları üzerine ancak çok yavaş ilerleyebiliyordu. Almanlar geri çekilen Sovyetlerin benimsediği yakıp yıkma politikasından da etkilenmeye başladı. Sovyet birlikleri Alman ilerleyişi karşısında mahsulleri yaktı, köprüleri yıktı ve fabrikaları boşalttı. SSCB'nin en batı kısımlarındaki tüm çelik ve mühimmat fabrikaları sökülüp demir yoluyla doğuya nakledildi ve burada tekrar üretime konuldu. Sovyetler ayrıca demir yolu araçlarının çoğunu, demir yolu vagonlarını yok etti ve tahliye etti. Böylece Sovyet demir yolu hattı, Alman demir yolu hattından farklı bir ölçüye sahip olduğundan ve Alman demir yolu araçları sonuç olarak işe yaramaz olduğundan Almanları Sovyet demir yolu sisteminin kullanımından marum bırakmıştı. Bununla birlikte Temmuz ortasına gelindiğinde Almanlar 640 kilometreden fazla ilerlemiş ve Moskova'dan yalnızca 320 kilometre uzaktaydı. Kışın başlamasından önce kesin kazanımlar elde etmek için hala yeterli zamanları vardı. Ancak esas olarak Hitler ile ordu komutanlığı arasında Ağustos boyunca oradan gelecek bir sonraki saldırının hedefi konusunda yaşanan tartışma nedeniyle bu fırsatı kaybettiler. Ordu komutanlığı ana hedef olarak Moskova'ya yönelirken Hitler büyük çabanın Güneydoğu'ya Ukrayna ve Donetsk havzası üzerinden Kafkasya yönlendirilmesi, Ayrıca Leningrad'a doğru küçük bir grubun Kuzeybatı'ya ilerleyerek Leopold'u ordu grubuyla birleştirmek için yönlendirilmesini istiyordu. Bu arada Ukrayna'da Rundstedt ve Kleist her ne kadar daha güçlü olsa da önde gelen Sovyet soğumaları üzerine kısa bir çalışma yapmıştı. Temmuz ayının sonunda Kiev'in güneyinde yeni bir Sovyet cephesi kırıldı ve sonraki iki hafta içinde Almanlar Romanya'nın eş zamanlı saldırısına yaklaşmak için Buk ve Dnieper nehirlerinin Karadas'ın ağızlarına doğru ilerledi. Daha sonra Kleist Kiev'in arkasındaki Sovyet güçlerinin etrafında bir kıskaç hareketi için Orta Ukrayna'dan kuzeye, Guderian'ın de Sumaryansk'dan güneye gitmesi emredildi. Eylül sanı itibariyle kuşatma hareketinin pençeleri 520 bin adamı yakaladı. Bu devasa kuşatmalar kısmen beceriksiz Sovyet yüksek Komutanlarının hatası, kısmen de başkomutan olarak generallerinin tavsiyelerini inatla göz ardı eden ve ordularına doğuya çekilmelerine ve hazırlık için yeniden toplanmalarına izin vermek yerine onları ayakta durmaları ve savaşlarına emreden Stalin'in hatasıydı. Kış yaklaşırken Hitler, Leib'in kuzeye doğru ilerleyişini Leningrad'ın eteklerine durdurdu. Ancak Brünnstedt ve Klaustein, Don ve Kafkasya'ya doğru ilerlemelerini emretti. Bu arada Bock, Moskova'ya doğru ilerlemeye devam edecekti. Bock'un il yeniden ilerleyişi 2 Ekim 1941'de başladı. Bock'un orduları 600 bin Sovyet askerinin daha yakalandığı Vyazma çevresinde büyük bir kuşatma başlattığında umutlar parlak görünüyordu. Bu Almanlara bir an için Moskova'ya giden neredeyse açık bir yol bıraktı. Ancak Vyazma Savaşı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmadı. Alman birlikleri yorulmuştu. Hava kötüleştikçe ülke bataklığa dönüştü ve ağır ağır ilerleyen Almanların önünde yeni Sovyet güçleri belirdi. Alman generallerinden bazıları taarruzu yırda kesmek ve uygun bir kış hattına geçmek istiyordu. Ancak Bok, Sovyetlerin çöküşün eşinde olduğuna inandığı için devam etmek istiyordu. Baruch, Hitch ve Halder ise onun görüşüne katılma eğilimindeydi. Bu da Hitler'in isteğine uygun olduğundan itiraz etmedi. Artık gözlerinin önünde olan Moskova'nın cazibesi en üst düzey liderlerin karşı koyamayacağı kadar büyüktü. 2 Aralık'ta yeni bir çaba başlatıldı ve bazı Alman müfrezeleri Moskova'nın balyonlarına girdi. Ancak ilerleme bir bütün olarak başkenti kapsayan ormanlarla durduruldu. Büyük Alman tarzının bu son aşamasının sekteye uğraması kısmen sıfırın altındaki sıcaklıkların birkaç on yılın en şiddetli olur Rus kışından etkilerinden kaynaklanıyordu. Ekim ve Kasım aylarında bir donma vakası dalgası kışlık kıyafet tedariki yapılmayan kötü giyimli Alman birliklerini yok ederken dondur dondurucu soğuk da Almanların mekanizma nakliyesini, tanklarının, topçularını ve uçaklarını felç etti. Sovyetler ise tam tersine iyi giyimliydi ve kışın Almanlara göre daha etkili savaşma eğilimindeydi. Bu zamana kadar Alman kayıpları Fransa ve Balkanlara karşı yürütülen kampanyalarda duyulmamış seviyelere ulaşmıştı. Kasım ayına gelindiğinde de Almanlar yaklaşık 730 bin kayıp vermişti. Güneyde Kleist, 22 Kasım'da Kafkasya'ya açılan kapı olan Rostov'la Donu'ya ulaşmıştı. Ancak bunu yaparken tanklarının yakıtını tüketmişti. Buranın savunulamaz olduğunu gören Rundstedt burayı boşaltmak istedi ancak Hitler tarafından reddedildi. 28 Kasım'da bir Sovyet karşı saldırısı Rostov'u yeniden geçirdi ve Rundstedt 4 gün sonra komutanlığından alındı. Almanya'nın Moskova'ya karşı saldırısı yaparken Moskova cephesindeki Sovyet komutanı General George Konstantinovich Zhukov 6 Aralık'ta Moskova'nın güneyindeki Yelets ve Tula sektörlerindeki Bok'un sağına yönelik darbelerle ilk büyük karşı saldırıyı başlattı. Bu taarruzlarda soğuk havalarda son derece etkili savaşçılar olan Sibirya birliklerinden faydalanıldı. Bunu Alman sonunda Velike Luki bölgesinde bir darbe izledi ve kısa süre sonra Smolensk'e doğru üçlü bir yakınlaşma şeklinde olan karşı saldırı 1941-42 kışı boyunca devam etti. Barbarossa operasyonu Ağustos 1941'de başarısızlıkla sonuçlanmaya başlamıştı ve Sovyet karşı saldırısı başlarında başarısızlığı apaçık ortadaydı. Kızıl Ordu, harekat sırasında Almanlardan daha büyük kayıplar yaşadı. Alman kuvvetlerinin Sovyetler Birliği'ni yenememesi, Alman askeri çabaları açısından önemli bir gerileme anlamına geliyordu. Böylelikle bugünkü bölümün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde Rusya'daki savaşlara döneceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.